Baştan sona yanlış şüphesiz. En öne çıkan bu nedenlerden biri de coğrafyadaki masum Kürtleri de ateşe atıyor olması şüphesiz, değil mi? Öncelikle şöyle bir referandumun etkilerini, olumsuz etkilerini bir konuşabilir miyiz? Evet. Tabii birçok dengeyi değiştirecek bu referandum. Yalnız biz başından beri biraz bu meseleyi bence yanlış bir platformla değerlendiriyoruz. Hep Barzani üzerinden konuşuyoruz. Barzani ısrar etti, Barzani işte terkinleri kabul etmedi vesaire diye. Bu çok mantıklı değil. Yani böyle bir coğrafyada böyle bir referandumun nelere sebep olabileceğini Barzani de herhalde en az bizim kadar hesaplayabilen birisi, fazlası hesaplayan birisidir. O halde kimse desteklemiyor fakat Barzani ısrarla bu yanlışlıkla devam ediyor. Bu mümkün değil. Kimse desteklemiyor İsrail? İsrail'in dışında. Öyle görüntü bu yani. Ekranda görüntü. Bu mümkün değil. Dolayısıyla ben bu meselenin şu andaki ekrandaki, yani ekrandan kastım gündemdeki görüntü biçiminden daha büyük bir etkisi olacağını ve daha geniş kapsamlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Mantıklı değil. Ben bunu günlerden beri konuşuyorum. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. İsrail'in bu kadar affedersiniz abandığı, bu kadar ölümüne destek verdiği, işte sürekli paylaşıyoruz şeydeki o propaganda ve gösterilerde bile İsrail bayrakları var aynı zamanda. Bu kadar bir destekten öte bir şey bu. Niye vaat ediyor? Bir, bu kadar abandığı bir şeye, referanduma Amerika karşı. Bu mümkün değil. Yani bu bugün ya da gördüğümüz bir şey değil bu. Tamam hoş işte Türkiye ile ortak bildiri falan çıkardı falan Amerika karşı olduğunu falan söyledi ama bu gerçekleri örtüşmüyor. İki, Amerika'nın desteklemediği, işte Avrupa'nın desteklemediği, görünüşte sadece İsrail'in desteklediği bir referanduma, böyle bir ciddi bir meselede Barzani rahat adım atamaz. Bu sorumuzun cevabına karşı bunlar aslında. Yani şunun için bunu söylüyorum. Bu referandumun travması, bölgeye etkisi göründüğünden konuşulduğundan çok daha fazla olacaktır. Neden? Çünkü mesele işte zaten işte bir Kürt bölgesi olarak yönetilmekte olan Kuzey Irak'taki bir bölgenin bağımsızlığına kavuşması, kendi iradelerini kendilerinin kullanmasından çok öte bir mesele. Mesele o değil. O değil zaten. Hakikaten o değil. Mesele... Planlanan ne? Mesele ne? Planlanan şey şu. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bu Kürt kartı ve Büyük Kürdistan maymuncuğu, ben ona İngiliz anahtarı diyorum ona. Evet. En az 100 yıldan bu tarafa, öncesi de var ama 100 yıldan bu tarafa Osmanlı'nın parçalanmasından tutun da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulundan bugüne kadar sürekli kullanılan bir karttır. Kim tarafından? Amerika, Avrupa, İngilizler tarafından. Mesela dikkatini çekmek istiyorum. Ben başından bu tarafa bu referandum konusunda İngilizlerin ne dediğini hiç duymadım. Şunu da biliyoruz oysa. Bu bölgede İngilizlerin içinde olmadığı hiçbir adım, hiçbir gelişme olmamıştır bugüne kadar tarih boyunca. O halde İngilizler bu referandum meselesinin neresinde? Neresinde? Bence şurasında. İngilizler de, Amerikanlar da, Avrupa'da, İsrail zaten ortada bu referandumu destekliyor. Mesele, tekrar söylüyorum, mesele Irak'taki Kürt bölgesinin bağımsızlığına kavuşması değil. Mesele son 6 yıldır biz şunu konuşmuyor muyuz? Hatta Irak'ın işgalinden bu tarafa. Burada olup bitenlerin tamamının aslında Türkiye'ye yönelik bir senaryonun perdeleri olduğunu konuşmuyor muyuz? Sahneler olduğunu konuşmuyor muyuz? Bence bu şeyin, bu oyunun son sahnesi bu. Çünkü asıl hedef sınırlarımız mı? Evet. Neden İsrail bu kadar abanıyor buna? Neden? Yani İsrail'e teorik olarak söylüyorum. Ne kazandıracak bu? Çok şey kazanacak. İsrail bizim komşumuz olacak tabiri caizse. Dolayısıyla meseleye işte burada bir Kürt, bir kere ben HDP çevresinin büyük bir ihanet içerisinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye karşı büyük bir nankörlük, büyük bir ihanet içerisinde olduğunu söylüyorum. Bu çünkü bir Kürtlerin bağımsız meselesi değil. Kürtlerin burnuna halka takma meselesidir bu. Tamamen halka takma meselesidir bu. Dolayısıyla buradaki Türkiye'nin tavrı, şunu söyleyeyim. Belki sadece Türkiye ile İran bu konuda samimi duruş sergiliyordur. Yani şu andaki herkes karşı görünüyor ya. Bence
Sadece Türkiye ve İran, çünkü onları acıtan bir şey bu, onları ilgilendirecek olan bir şey. Sadece Türkiye ile İran'ın bu konudaki duruşu ve adımları net ve samimidir diye düşünüyorum ben. Bu mesele bundan sonra muhtemelen Türkiye ile İran'ı birbirine çok daha yaklaştıracak. Çünkü ortak bir şey var burada. Cumhurbaşkanı'nın tehdit 4 Ekim'deki ziyaretine önemli, yansıyacak. Çok bu. Önemli olduğunu ben düşünüyorum o ziyaretin. Nitekim zaten daha alt seviyede sürekli geniş girişler var, evet. Vesaire var. Genelkurmay Başkanı geldi, çok önemli. Belki bir taraftan böyle bir senaryo, böyle bir kaos var ortada ama belki de bu adım bana göre bundan sonra Türkiye açısından belki çok farklı ufuklar açacak. Çünkü evet çok riskli, tehlikeli bir adım diyoruz ama ben dün de sosyal medyada paylaştım ama aynı zamanda aslında biz Barzani'ye bir bakımdan da teşekkür etmemiz lazım. Ne için? Niçin biliyor musunuz? Biliyoruz ki ta işte en az Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu tarafa tepemizde bir tabiri caizse Büyük Kürdistan şeyi tutuluyor, durduruluyor. İşte bu Türkiye'deki terör neyle motive ediliyor? Bu Kürdistan, Büyük Kürdistan meselesine motive ediliyor başından beri. Böyle bir tehdit, böyle bir tehlike bence böyle son derece olumsuz bir zamanda ve son derece bu ifadeyi bilerek kullanıyorum, beceriksiz bir biçimde. Çünkü İsrail'le bu kadar kol kola bu işe girmek bana göre bu işin bir komplo olduğunun en güzel bir göstergesidir. Bunu yaptı Barzani. Dolayısıyla bu bizi belki 100 yıldır tehdit eden bir Büyük Kürdistan tehdidini bana göre çok hafif bir biçimde geçiştiriyor. Yani bundan sonra bu tehdit veya bu hayal kötü bir tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum, kötü bir teşebbüsle, kötü bir denemeyle aslında bertaraf edilmiş olacak. Bir daha bundan sonra kolay kolay Büyük Kürdistan veya işte yeni bir Kürdistan, Kürtlere özgürlük şeyi gündeme gelemeyecektir. Çünkü şu geliş biçimi çok kötü. Şu geliş biçimi resmen İsrail'in bir siz söyleyin elinde baston durumunda şu anda Kürtler. Başka hiçbir şey değil. Kim diyor bu şeyde bağımsız kazanacağını Kürtlerin? Türkiye'nin yanında olmadığı, İran'ın yanında olmadığı bir Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti düşünün siz. Nefes alamaz. Nefes alamaz. O zaman güvendiği veya ona verilen bir takım ümitler var muhtemelen. Onları iyi araştırmak gerekiyor. Onları da çok durmak gerekiyor. %70'ini Türkiye'den karşıladığında göz önünde bulundurursak ekonomik açıdan da baktığımızda. Velev ki evet çıktı, ne yapacak Barzani? Dediğiniz gibi hemen bağımsızlık ilanı da söz konusu olmayacak. Ne olacak? Şimdi onunla ilgili bir şey söylediler. İşte 2 yıl boyunca görüşmeler sürdüreceğiz Bağdat'la vesaire diye ama tabii ki evet, zaten evet çıkacak tabii ki. Yani bu nasıl bir referandum olduğunu biz biliyoruz zaten. Tabii ki evet çıkacak. Ama şöyle değil tabii. Evet çıkınca aynen Barzani'nin ortaya koyduğu takvim gibi 2 yıl boyunca Bağdat'la görüşmeler, sınır konuları konuşulacak vesaire. Sonra da 2 yıl sonra da alın size efendim kuzu gibi bir bağımsız Kürdistan. Yok böyle bir şey. Olmayacak böyle bir şey. Zaten başka bir şey daha söyleyeyim. Hele hele hani yanlış anlaşılmasın, böyle bu dediğim gibi olmasaydı bu iş olurdu anlamına gelmesin ama Kerkük'ün de bu şeye dahil edilmesi bir oyunla, bir oylama oyunuyla tamamen burada bir fitil ateşlemektir. Yani siz Kerkük'ü de içine alacaksınız, böyle bir devlet kuracaksınız ve kimse bir şey size bir şey demeyecek. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla tabii ki bundan sonra süreç Barzani'nin açıkladığı veya kafasında kurduğu gibi yürümeyecek. Türkiye'nin işte sabahleyin size verdiğiniz haberlerde Türkiye'nin daha masada olan, sırada olan atacağı adımlar var. Bunlar peyderpey gündeme gelecek. Az önce bahsettiğin şey çok önemli. İran mesela görüşmesi, Cumhurbaşkanı İran ziyareti çok önemli. Putin'le görüşmesi çok önemli. Dikkat edin, bak Rusya bile bu konuda çok net bir tavır ortaya koymadı. Tekrar söylüyorum, belki sadece şu anda Rusya neyi bekliyor? Yani hangi gelişmelere bağlı olacak Rusya'nın atacağı adımlar sizce? Şimdi şu anda biz böyle bir bağımsızlık ve daha doğrusu böyle bir referandum bölgeyi karıştırır vesaire diyoruz. Biz bölgenin istikrarını konuşuyoruz ya. Samimi söylüyorum, bizden başka kimse bunu düşünmüyor. Kimse Irak'ın topraklarını falan düşünmüyor. Şu anda herkes buradan ben ne kazanırım, benim ulusal çıkarım ne olur onu düşünüyor. Rusya da buna dahil, İngiltere'de, Amerika'da, İsrail'de buna dahil. Dolayısıyla gidişattan nasıl ben pay alırım, daha çok pay alırım hesabına şu anda. Onu gözlüyor herkes. Onun için diyorum ben burada Türkiye'nin dışında yani bıçak kemiğine dayanan ülke Türkiye burada. Çünkü bugün bu konuşulan şeyler çok utopik gelebilir size ama
eğer bu süreçe müdahale edilmeyecek olursa, unutmayalım ki bir süre sonra Suriye için konuşulacak. Bunu konuşmak, tahmin etmek çok zor değil. Yani